Herkese merhaba arkadaşlar. Altınkum Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde Altınkum sahiline çok yakın konumda 5 artı 1 güzel bir villa izleyeceğiz. Burası sıfır bir villa değil. Tamamen yenilenmiş bir villa. Satış fiyatımız 3 milyon 500 bin TL. 5 artı 1 villadan bahsediyorum. Çok geniş odalar, çok geniş balkonları mevcut. Güzel bir tanıtım videosu izleyeceksiniz. Ardından beraber evi gezeceğiz. Tanıtım videomuzu izlediniz arkadaşlar. Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Altınkum sahiline çok yakın konumda güzel bir villa izleyeceksiniz. İçerideki işçilik ve malzeme kalitesini burada hissedeceksiniz arkadaşlar. Burası yenilenmiş bir villa. 300 metrekare arsa içerisinde. Hemen girdiğimizde sol tarafta araç park yerimiz var. İki tane çok rahatlıkla park edebileceğiniz araç park alanımız mevcut. İstenirse üstünü de tamamen kapatabiliyorsunuz burada. O artık size kalmış. Tam müstakil triplex bir villa izleyeceksiniz. Burada küçük bir depo alanı yapılmış arkadaşlar ama bunu kullanır mısınız, kullanmaz mısınız? Artık o size kalmış. Tabii ki yenilenmiş aslında ama burada bir toprak oturması olmuş büyük ihtimal. Çatlamış. Tabii çok elzem bir durum değil. Bu zaten pirketlerle yapılan bir malzeme. Tam müstakil bir villa. Arka bahçeniz de var, ön bahçeniz de var. Balkonları çok geniş. Evin içerisi de çok geniş. Şimdi girdiğimizde göreceksiniz bunları. Devasa boyutlarda balkonlarımız var. Hatta bahçeye bakalım, ön bahçeye. Ardından evin içerisine geçelim. İster buradan giriş yapabilirsiniz, isterseniz burayı da kullanabilirsiniz. Bahçeye inip çıkarken daha rahat olacaktır. Çok güzel bir ön bahçemiz var. Köşe konumdayız. Köşe konumdayız. Hatta buradan evin cephesi çok daha güzel gözüküyor. Köşe konumda olmamızın da faydaları büyük. Polis karakolunun hemen arkasındayız. Polis karakolunun sadece 50 metre arkasındayız arkadaşlar. Çok güzel bir villa izlemiş olacaksınız. Burada da hobi bahçesi olarak kullanabileceğiniz bir alanımız burada da var. İstenirse buraya güzel bir de kamelya yapabilirsiniz. O da kullanışlı olacaktır. Girişimiz 4 basamak yükseltilmiş. Bu da doğal olarak burayı rüzgarlık yaptırma şansınızı biraz daha arttırıyor. Girdiğimizde güzel bir koridorumuz var arkadaşlar. Koridorun sağ tarafında salon mutfağımız. Sol tarafında, yani kapının arkasında da vestiyerimiz var. Vestiyerin kapının arkasında olması çok hoş. Çok güzel, şık bir vestiyerimiz var. Antresiz renklerle ahşap detayların birleştiği bir yer. Burada montunuzu, paltonuzu asabileceğiniz bir alanımız. Artı altında ayakkabı koyabileceğiniz bir yer var. Üst tarafta da yine aynı şekilde dolaplar mevcut. Mesela burada da ayakkabılık yapılmış. Bence buraya çok da güzel olmuş. Şimdi bu ayakkabılık yapılırken ayakkabının sığıp sığmadığına da bakmak gerekiyor. Buraya rahatlıkla sığacaktır. Bazı ayakkabılıklar yapıldığında çok daha böyle dar olduğu için ayakkabı sığmıyor. Sadece görsel amaçlı kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafımızda dediğim gibi salon mutfağımız var. Burası açık planlı bir salon arkadaşlar. Bence mutfakla girişin, yani salonun arası böyle küçük bir kitaplıkla ayrılsaydı çok daha güzel olabilirdi. Girdiğimizde sol tarafta mutfağımız var. Burayı da oturma alanı olarak kullanabilirsiniz. Çok şık bir mutfaktan bahsediyorum. Yine antresit renkler, ahşap renkler ve beyaz bir tezgahımız mevcut. Birbiriyle uyumlu. 60'a 120 mermer görünümlü. Seramiğimiz de yine antresit renklerde. Çok da güzel olmuş. Buraya kadar da uzanan bir ada mutfağımız var. Burada da çatal bıçak koyabileceğimiz bir set var. Aslında bu çok güzel bir şey. Diğer evlerde de kesinlikle olması gerekiyor. Zaten çok da basit bir ürün, alınıp yerleştirilebilir. Çatal bıçak koyabileceğimiz bir alan. Bu da arkadaşlar buradaki ocak kullanacaksak elektrik tesisatı, ama bunu alttan gelmesi daha da güzel olabilirdi. Burası tadilat görmüş bir villa.
Tadilat görmüş bir villa. Sıfır bir villayla karıştırmayın. Ancak konum olarak harika bir yerdeyiz. Biz şimdi burayı nereden ölçeceğiz? Buradan ölçelim. 6.62'ye. 6.69. Tabii bu salon mutfak biraz daha size küçük gelebilir. Tabii eşyalarınızı nereye yerleştireceğinizi de zor düşünebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada mutfak alanı olarak kurulan burası salon olarak yeterlidir. Yetmezse çok geniş bir balkonunuz var. L şeklinde çok geniş bir balkonunuz var. İstenirse tabii ki burası içeri dahil edilebilir ama burayı da kapattırıp kış bahçesi ya da oturma alanı olarak kullanabilirsiniz. L şeklinde geniş bir balkon. Burada bir barbekü yapılmış. Yani barbeküden çok pizza fırınlarını andırıyor ama barbekü böyle çok büyük bir kaba bir şey gördüğünüzde içeride çok büyük bir geniş bir alan bekliyorsunuz ama küçük güzel bir alan var. Alt tarafında da böyle bir odun koyabileceğiniz bir alan var ya da diğer malzemeleri saklayabileceğiniz bir alan var. Tabii böyle bir kaba bir malzemenin içinde böyle daracık bir yer görünce insan tabii ki biraz daha böyle üzülüyor. Ama eski bir barbekü bence orası. Eskiden yapılmış. Şimdi de tadilat görmüş. Ufak tefek aksilikler çıkabiliyor. Bunlar da tabii ki halledilebilecek şeyler. Çok büyük bir sorun değil arkadaşlar. Kaldırılabilir ya da yenisiyle değiştirilebilir ya da bu şekilde de kullanılabilir. Ve burada da küçük bir lavabomuz var. Hemen girdiğimizde karşıda el yıkama yerimiz. Devamında da bir klozetimiz yerleştirilmiş. Eve girip ellerimizi yıkayıp salona mutfağa geçmek için ideal. Merdiven genişliği çok iyi. Eski tip villaların tamamında aslında merdiven genişliği bu derece yüksek. Yeni tip evlerde biraz daha metrekareden dolayı daha düşük. Bu katta 3 tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Koridora çıktığımızda hemen solumuzda çok güzel bir çamaşır makinesi yerleştirebileceğimiz, üstüne de böyle malzeme koyabileceğimiz, depolama olarak kullanabileceğimiz bir alan yapılmış. Bu da dolapla kapatılmış. Çok da güzel duruyor. Sağ tarafımızda güzel bir odamız var. Eski tip evler demiştim. Buranın ölçümünü de yapalım. 3.40'a 3.40'a 2.97 boyutlarında bir oda burası arkadaşlar. Yerler laminat görünümlü seramik yapılmış. Burada da böyle kolonla duvar arası kaldığında buraya da bir raf şeklinde yapılmış burası. Aslında burayı çalışma odası olarak değerlendirebilirsiniz. Kütüphane olarak değerlendirebilirsiniz. Kitaplarınızı yerleştirebilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Antrasit gri bir kapımız var ve kulplar siyah. Buradaki kapı çok hoşuma gitti. İlk defa böyle tamamen antrasit renginde bir kapı görüyorum Didim'de. Genelde görmüyoruz. Hep beyazın üstünde antrasit gri. Burada arkadaşlar aslında bu aşağıda olsa çok daha güzel olurdu. Mesela kapıdan girdiğinizde anahtarlarınızı işte ya da cüzdanınızı bırakabileceğiniz bir alanınız olurdu ama buraya yerleştirilmiş. Çünkü bu alan değerlendirilmiş bir şekilde güzel olmuş. Buraya da bir tane boydan ayna bırakılmış. Tam lavabonun karşısına. O da çok güzel. Geniş bir banyo lavabomuz var arkadaşlar. Gerçekten hoş bir banyo lavabomuz var. Antrasit renkler, koyu ahşap, yine antrasit ve beyaz bir el yıkama yerimiz. Klozetimiz beyaz. Burada duşakabinin içine şöyle bir oturma yeri yapılmış. Mesela bura çok detaylı kullanılabilir. Hatta oturarak da göstereyim. Eğer yaşlı, engelli bir bireyiniz varsa burada duş alması, banyo yapması daha kolay olacaktır. Buraya da şampuan ya da diğer duş jelini koymak için yer yapılmış. Gayet güzel bir yer. Yine ahşap antresit renginde böyle detaylar kullanmış arkadaşlar bu koridorda. Ben bunları çok seviyorum. Çok da güzel gösteriyor evi. Burada iki tane daha odamız var dedik. İlk önce buna bakalım. Üç kırk bire 4 metre boyutlarında bir oda burası. Hemen bu tepenin arkası zaten polis karakolu biliyorsanız hemen onun arkasında, bu tepenin arkası da Altınkum sahili. Medusa Sensation Beach Club'ların olduğu yere geçebiliyorsunuz orada. Denize yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede güzel bir villa. Gerçekten hoş bir yapı olmuş. Burada sabit cam bırakılmış. Sadece bu biraz açılabiliyor. O da tam açılmıyor diye biliyorum ama bu kadar. Bundan başka açılmıyor. Tabii burayı silmek biraz daha zor olabilir arkadaşlar. Bunun için aşağıdan hortumla bir şeyler yapılabilir. Ama diğer türlü çok zor olacaktır. Karşısında bir odamız daha var. Bu oda diğerlerinden daha büyük.
Daha güzel bir oda. Buranın 3.44'e 5.40 boyutlarında bir oda boyutu var. Yatak başlığı olarak bunlar düşünülmüş. İki tane komodin konulmuş yan taraflarına. Yine ahşap detaylar ve iki tane de ayna bırakılmış buraya ama karşı tarafında da geniş bir dolabımız var. Çok geniş bir dolap. İstediğiniz gibi eşyalarınızı sığdırabileceğiniz bir dolaptan bahsediyorum. Böyle kapaklarını da açayım. Siz de bunu rahat rahat görün. İki bölmeden oluşuyor. Burası ayrı, burası da ayrı. Ortada da bir tane küçük bir bölme var. Bu şekilde değerlendirilebilecek bir dolabım. Çok da şık olmuş. Gerçekten antresiz renkler, siyah renkler birbiriyle uyumlu. Buraya da televizyon ünitesi bırakılmış ama şimdi bu yatak oraya geldiğinde televizyon çaprazda kalıyor. Bunu ya çatıya yani duvara asmanız gerekiyor. Çatı derken yukarıya ya da buraya monte etmeniz gerekiyor çapraz şekilde yatağın görmesi için. Yoksa burası görmüyor yatağı. Ya da burayı bunu kaldırarak buraya bir ayna konularak makyaj masası olarak kullanabilirsiniz. Daha kullanışlı olacaktır. Çünkü oradan görüş açınız yok. Yani buraya geldiğinizde buradan böyle bakmanız gerekecek. Sadece orayı görebiliyor. Bence zor olacaktır. Bu yüzden makyaj masası olarak değerlendirilirse daha da güzel olabilir. Eğer odada televizyon izlemeyi sevmiyorsanız. Burada da geniş bir balkonumuz var arkadaşlar. Çok geniş, güzel bir balkondan bahsediyorum. Bu tür balkonların camla kapatılmasını sevmiyorum ben. Neden derseniz çünkü aşağı katta değil, orta katta olduğu için tam köşe konumdayız. Köşe konumda olmanın da avantajlarını yaşamak gerekiyor aslında. Buraya çıktığınızda sizi kimse görmüyor. Karşı tarafta zaten Medusa'dan gördüğünüz ya da Altınkum'dan gördüğünüz evler var. Onları zaten biliyorsunuz. Ama güzel bir oturum alanı var. Burada oturup zaman geçirebilirsiniz. İsterseniz tamamen kapatabilirsiniz ama ben bu tür balkonların kapanmasına karşıyım. Koridorumuzda da çok güzel ışıklar kullanılmış. LED ve spot kullanılmış. Mesela bunlar köpükten yapılıyor. Bunlar çabuk kirlenebiliyor. Ama bunları hemen değiştirebiliyorsunuz. Böyle de bir güzelliği var. Ya da gergi tavan yaptırma şansımız da mevcut. Yine merdiven boşluğuna değineceğim. Çok geniş bir merdiven boşluğumuz var. Gerçekten yeni evlerde istediğimiz bir merdiven boşluğu. Ancak zor. Bu metrekarelerde bu imar durumuna göre çok zor. Bu katta iki tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz yok aslında burada. Odalarda var banyo lavabomuz. Buraya çıktığımızda arkadaşlar hemen karşı tarafımızda bir terasımız var. Diğer tarafta da bir teras var aslında burada. Terasa da tezgah konulmuş. Çok güzel, geniş bir tezgah. Hatta şuraya gösterebilirsek, konumunu da gösteriyorum. Şu yol karakolun önünden gelen yol arkadaşlar. Yani şu evlerin ön tarafı sahil, Altınkum sahili. Burada da güzel bir mutfak tezgahı bırakılmış. Çok da şık olmuş. Bence burası kapatılmalıydı. Neden derseniz yağmurda, soğukta buraya çıkmak zor olacaktır. Otomatik panjurlu olması tabii avantaj ama keşke onu tamamen kapanmış olsaydı. Burada bir odamız var. Aşağıdaki odayla aynı boyutlarda. Burada da ebeveyn banyolu bir odamız var. Bu katta banyo lavabo eksik. Biraz zorluğunu yaşayabilirsiniz ancak zaten 5 tane odamız var. Bu odayı misafir odası olarak da değerlendirebilirsiniz. İkisini birden misafir odası olarak da yapabilirsiniz. 3.44'e 4.95 boyutlarında bir oda arkadaşlar burası. Yine cam aynı şekilde tek açılıyor. Silmesi zor olacaktır. Ama gün ışığından da etkilenmezsiniz bu pencereyle. Çünkü filmli bir pencere zaten yalıtımlı. Çok da zor olmayacaktır sizin için. Burada bir terasımız daha var. Buraya birazdan çıkacağız. Burada da bir odamız var. Burası da çok geniş bir oda. Aşağıdaki odayla boyutları aynı. Ama buradaki odaya dolap yapılmamış. Sade bırakılmış. Keşke buraya da o dolaptan yapılmış olsaydı. 3.69'a 5.38 boyutlarında bir oda arkadaşlar. Burası çok geniş. 3.69'a 5.38 boyutlarında gerçekten geniş. Bunun yatak başlığı buraya gelebilirdi. Ya da dolap buraya aynı şekilde yapılıp yatak başlığı böyle düşünülebilirdi. Çok da güzel olurdu. Burada da geniş bir banyo lavabo var. Burası daha da geniş hatta. Yine girdiğimizde aynı renkleri görüyorsunuz. Ahşap, beyaz, antresit gri. Burada bir duşakabinimiz var. Bunun farklı olarak buraya bir dolap yapılmış. Böyle bu şekilde malzemelerinizi, havlularınızı koyabileceğiniz bir dolap yapılmış arkadaşlar. Farklı olarak diğerinin. Mesela bu duşakabinler de
aslında kullanışlı geliyor bana. Yana sürgüler çok çabuk patlayabiliyor birbirine değdiği için. Bunlar daha kullanışlı olabiliyor çünkü tam da kapanıyor ayrıca. Bıraktığınızda tamamen o yanındaki fitiller birbirini tamamen tutuyor. Çok güzel bir banyo lavabo olmuş. Son olarak da burada bir terasımız var. İkinci bir teras. Aşağıdaki teras kadar büyük arkadaşlar. Karşıda zaten orayı tanıtmıştık. Onun altında da evler tanıttık size. Köşe konumdayız. Buradan bakmanız gerekirse yine aynı yolu görüyorsunuz. Yani önümüzde sadece bir tepe var. Altınkum'da deniz görmek açısından söylüyorum. Yani bu tepe olmamış olsaydı denizi çok rahatlıkla görüyor olurduk. Güzel bir villa. Konum olarak da tabii ki diğerlerinin 2-3 adım önünde. Nedenini sorarsanız Altınkum en tercih edilen bölgelerden bir tanesi arkadaşlar. Bana göre çok kalabalık bir bölge ama tercih edilen bölgelerden bir tanesi de Altınkum. Çünkü insanlar buraya yazlık olarak geldikleri için bir ay boyunca da her yere araçsız ulaşılabiliyor olmasını istiyorlar. Burası da onun için ideal bir yer arkadaşlar. Aracınıza geldiğinizde burada aracınızı hiç kullanmazsınız. Tabii başka bir yerleri gezmek istemezsiniz. Çünkü Altınkum'a gidip gelebiliyorsunuz rahatlıkla. Güzel bir villa izledik. Çok hoş bir villa izledik. Toplamda 5 tane odamız var. 3-4 tane banyo lavabomuz var arkadaşlar. Geniş bir salon mutfağımız ama geniş teraslar ve balkonlarımız var. En önemlisi de denize yakın olması. 3 milyon 500 bin TL'ydi buranın yanlış hatırlamıyorsam fiyatı. Çünkü karıştırabiliyorum. Gün içinde çok video çekiyoruz. 3 milyon 500 bin TL'ye güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.